Şimdi üç farklı cetvelin her birinin üzerinde ikişer tane sayı işaretlenerek cetveler aşağıdaki gibi hizalanmıştır. Şimdi hizalanmış ama biz kaça denk geldiğini bilmiyoruz. Sadece burası 2'ye, burası da logaritma 2 tabanında 12'ye. işte burası logaritma 2 tabanında 8'e, burası 2 tabanında m'e. Burası ve burası şekildeki gibi belirtilmiştir. Şimdi o zaman şu aradaki mesafe eşittir diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Hepsindeki şuradaki mesafeler birbirine eşittir. Yani ben logaritma 2 tabanında 12'den 2'yi çıkardığım zaman eşittir logaritma 2 tabanında m eksi logaritma 2 tabanında 8 eşit olmuş olacak. Aynı şekilde alttaki ifade de buradaki aradaki fark birbirlerine eşit olmuş olacak. O zaman biz şimdi en azından tek bilinmeyen olduğu için birinci ve ikinci cetvel bu birinci cetvel bu ikinci cetvel olsun. İlk iki cetveli düşünelim. Mesela nasıl yapabiliriz? Bu logaritma 2 tabanında 8 demek aslında 8 2'nin kübüdür. Doğru mu? 3'ü buraya alalım. Şu 2 tabanındaki gitti. O zaman eksi 3 yaptı. Logaritma 2 tabanında m eksi 3 eşittir. Logaritma 2 tabanında 12 eksi 2. Şimdi şöyle yapalım. 3'ü bu tarafa atalım. Bunu bu tarafa atalım. O zaman 3 eksi 2 eşittir. Logaritma 2 tabanında m eksi logaritma 2 tabanında 12 yaptı. Sol taraf 1'dir. Sağ taraf şimdi logaritmaları tabanlara eşit çıkarmak demek bölmek demek. O zaman burası ne yaptı? M bölü 12 yaptı. E şimdi buradaki meşhur hareketimizi yapalım. 251'den 2 gelsin. Bu da ne işte arkadaşlar? M bölü 12'ye içler dışlar yaparsınız. M buradan kaç gelir? 24 gelir. M'i bulmuş olduk. Şimdi o zaman biz en alttakinde de M yerine 24 yazalım. O zaman M yerine 24 yazdığınız zaman 24 bölü 6'dan 4 tabanında N yaptı burası. Buraya da M yerine 24 yazarsak logaritma 4 tabanında 6 kere 24 144 yapar. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Yine aynı mantıkla logaritma 4 tabanında 144'ten şimdi şöyle biraz aradaki boşluk yapalım. Logaritma 4 tabanında 144'ten ne yapalım? Logaritma 4 tabanında n'i çıkaralım. Bu bana neyi verecek? Bu ikisi arasındaki mesafeyi verecek. Doğru mu? Şimdi bu da ne eşitmiş? Logaritma mesela nasıl yapabiliriz? Şuna eşitleyebiliriz dersek. Ya da m'i bulduk. Şunu yapalım. Şurası daha belirgin oldu değil mi? Şunu yapsak daha güzel olacak. Şurayı yapalım. Şimdi burası ne yaptı? M yerine 24 yazarsak logaritma 2 tabanında 24 eksi logaritma 2 tabanında 8 çıkarmak demek ne demek? Bölmek demek logaritma 2 tabanında 3. Demek ki aslında buraları logaritma 2 tabanında 3'e eşitmiş. Hepsinde logaritma 2 tabanında 3. Burası da logaritma 2 tabanında 3'e eşit. O zaman ben buraya ne yazayım? Logaritma 2 tabanında 3 yazayım. Ama hepsinin tabanı 4 olduğu için bu logaritma 2 tabanında 3'ün de hem tabanın hem de içinin karesini alırsam 4 tabanında 9 yapar. Sol tarafı da logaritma 4 tabanında tutarsam 144 bölü n demektir. Çıkarmak demek, bölmek demek. O zaman içler birbirine eşit. Yani 144 bölü n eşittir 9. n de buradan ne geldi? 16 geldi. n de 16 bulduk. O zaman kendimize şöyle bir yer açalım. Soruda yer kalmadı. Şimdi şu ifadeyi yazıyoruz. Bizden istediği ifadeyi logaritma. n kaçtı? 16 idi değil mi? O zaman 16 tabanında 6 bölü M'de m de kaçtı? Emine bulmuştuk. M nerede? Hem burada. 24. O zaman burası geldi. O zaman bizden istediği ifade logaritma 16 tabanında 1 bölü 4'tür. Burası da nedir? Şimdi 1 bölü 4, 4 üzeri eksi 1'dir. Logaritma 4 üzeri eksi 1. Burası da 16 dördün karesidir. Kuvvetleri öne alırsanız eksi 1 bölü 2 yapacaktır. Sorumuzun cevabı yani doğru cevabımız nedir? Aşağıda bir toplama tablosu vermiş. Şimdi toplamayı nasıl yapıyorsunuz? Bu arkadaşla bu arkadaşı topladığınız zaman buraya yazıyorsunuz. Bu arkadaşla bu arkadaşı topladığınız zaman buraya yazıyorsunuz. Bu arkadaşla da bu arkadaşı topladığınız zaman buraya yazıyorsunuz. Buna göre x artı y artı z nedir demiş. O zaman başlayalım bakalım. Logaritma 4 tabanında 16. Artı logaritma 2 tabanında x artı 1 eşittir 5. Şimdi mesela şurada ikisini de kare kökünü alırsanız bunu 2, bunu 4 yaparsınız. O zaman burası, şimdi tabanlar eşit olduğu zaman içleri çarpıyoruz. O zaman logaritma 2 tabanında 4 tane x artı 1, şöyle yapalım. Hatta şu 5'i de 2 tabanına çevirelim. O da 2 tabanında kaç yapacaktır? 32 mi yapacaktır? E tabanlar eşitse, logaritmalar da eşitse, içler eşittir. 4 tane x artı 1 eşittir 32 ise, 8'den x ne geldi buradan? 7 geldi. O zaman biz x'i bulduk. x kaçmış? 7. Şimdi aynısını devam ettirelim. Logaritma 3 tabanında şimdi ne yapıyoruz? Bu arkadaşla bu arkadaşı topluyoruz. Logaritma 3 tabanında y ile logaritma 3 tabanında y artı 6'yı topluyoruz. Ne yazıyoruz? 3 yazıyoruz. 3 yazmayalım da logaritma 3 tabanında 27 yazalım. 3'e denk gelen. Şimdi bunlar birbirleri toplandığı içleri çarpılıyor. O zaman logaritma 3 tabanında y kare artı 6y eşittir. Logaritma 3 tabanında 27. O zaman y kare artı 6y eşittir. 27 yapacak. 27'yi sola attık. y kare artı 6y eksi 27 eşittir 0. Buradan y artı 9y eksi 3'tür. O zaman buradan iki ihtimal var. y, y, do, y eksi 9 gelecek ya da y 3 gelecek. O zaman y kaçtır? 3'tür. Negatif olma şansı yok. O zaman y'de 3'müş. O zaman bu arkadaş da ha bu arada logaritma 3 tabanında 27'de, 27 de 27 3'ün kübü olduğu için 3'ü öne alırsak bu 3 tabanında 3 gider. Burası 3'tür. O zaman bu arkadaş da bu arkadaşı yani 3 toplarsak 5 yapıyorsa logaritma 5 tabanında z dediğiniz şey kaç gelir? 2 gelir. Z de buradan nedir? 25'tir. O zaman z yerine de 25 yazarsak 3'ünü de toplarsak cevabımız ne gelir? 35 gelir diyebiliriz. Şimdi bize bir ifade vermiş ve bu ifade demiş bir gerçel sayı belirtmesi için. Şimdi logaritmada ne mantık vardı? Taban ve içi sıfırdan büyük olacak. Taban 1 olmayacaktı. Şimdi bizim ifademiz ne? Bu. Şimdi biz burada ne diyelim? X artı A sıfırdan büyüktür diyelim. 2A eksi X sıfırdan büyüktür diyelim. 2A eksi X 1 olamaz diyelim. 3 tane şartımız var bizim. Şimdi bu birinci şartımız, bu ikinci şartımız, bu da üçüncü şartımız. X yerine 7 farklı tam sayı gelememektedir diyor. Aynı tam sayı değeri nedir demiş. Şimdi o zaman düşünelim. Şimdi bu x'i bu tarafa atalım. X sağdan okuyalım. X küçüktür 2A olsun. A'yı bu tarafa atalım. X büyüktür eksi A olsun. Demek ki x dediğiniz şey eksi A ile 2A arasında. Doğru mu? Ama x dediğiniz şey ne olamaz arkadaşlar? Şimdi bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsak x dediğim şeyde 2a eksi 1 olamaz. Şimdi bu şart sağdan 7 tane tam sayı varmış. a yerine bir değer verelim bakalım ne olacak. Şimdi buraya 7 tane şimdi normalde ne dememiz lazım? Fark eksi 1 dememiz lazım değil mi? Şimdi fark 3a eksi 1. Yalnız burada bir tane daha değer var. O büyük tane o buraya denk gelmesin. Bir, bir tane daha bir çıkaralım 7 olsun. O zaman 3a eşittir 9. a kaç yapsın? 3 yapsın. Bakın Deneyelim olacak mı? Şimdi burada a yerine 3 yazıyorum. Eksi 3 küçüktür x küçüktür 6. Bir de x ne olamazmış arkadaşlar? Şurada x ne olamaz? a yerine 3 verirseniz 6 5 olamaz. O da bu aralığa denk geldi. Tamam oldu. Eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 4. 5'i zaten almıyoruz. O zaman burada kaç tane var? 2 4 6 7 tane var. Ki dediği de oldu. O zaman a kaç geldi arkadaşlar? 3 geldi diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Şimdiki sorumuzda bize AD doğru parçasını vermiş. Üzerinde de noktalar işaretlemiş. Her birinin ifadelerini vermiş. AB neresi? Üst taraftan burası. Bir de bakalım BC var mı? Yok CD var burası. AC var burası. Bir de ne var arkadaşlar? BD var burası. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyiz? Mesela AB ile AB ile BD'yi topladığınızda değil mi? Aynı zamanda ne eşit işte olmuş olacak? Ee, AC ile C'denin toplamını eşit işte olacak. O zaman düzenleyelim. Şimdi kırmızılar logaritma 2 tabanında 3 x, x 4 ile kimi topluyoruz arkadaşlar? BD'yi. Şimdi 9'u içeri alalım. O zaman orası logaritma 2 tabanında 1 bölü 3'ün 9. kuvveti. O zaman şöyle yapalım isterseniz. 1 bölü 3 üzeri 9 diyelim. Aynı zamanda küp kök 54'ün kübünü alalım. Şimdi küp kök 54'ün kübünü aldım. 9. kuvvetini aldığınızda o zaman 54'ün o çirkin olursa 54'ün kaçıncı kuvveti yapacak? 3. kuvveti yapacak. O zaman buraya da 54'ün 3. kuvvetini de hatta şöyle yazalım. 2'nin kübü çarpı 27'nin kübü diyelim. 2'nin kübü çarpı 27'nin kübü de 3 üzeri 9 yapar. O zaman buraya 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 9 dedik. Şunlar da 3 üzeri 9'lar gitti. O zaman Burası ne oldu? Logaritma 2 tabanında 3x eksi 4 ile logaritma 2 tabanında 2'nin kübü. E peki 2'nin kübü şu 3'te şuradan buraya gelirse 3 yapar. Yani burası kaç geldi? 3 geldi. Biz şimdi üst tarafı bulduk. Şimdi sıra geldi alt tarafa. Elen 16 bölü elen 12, pardon elen 2. Bu neresi? AC. Yani burası. Peki bunun tabanlarını ziplersek yani birleştirsek ikisinde taban E olduğu için ben bunu logaritma 2 tabanında 16 diye yazabilirim. Logaritma 2 tabanında 16'yı da 16'yı da 2 üzeri 4 diye yazarsam 4'ü başa aldığımda 4 kaldı. O zaman ACS'i 4 oldu. Doğru mu? Peki biz ne biliyoruz başka? CD'yi biliyoruz. CD. Şuradaki 2'yi de bunun içine alalım. O zaman logaritma 2 tabanında kök x'in karesi yapacaktır. Bu da nedir? Logaritma 2 tabanında x'tir. Bu da neresidir? CD midir? Burası da logaritma 2 tabanında x. O zaman 4 artı. Şimdi en son durumda. Şöyle yapalım. Ben şöyle belirtiyorum şimdi. Burası 4 artı logaritma 2 tabanında x. Eşittir. Şimdi bizde ne var elimizde bizim? E bir 3 var. 3 neresi? Şu B'de 3 değil mi? Şurası 3. Bir de AB var. AB'de ne bu? O zaman diyelim ki 3 artı logaritma 2 tabanında 3x eksi 4. Maşallah. Şimdi ne yapalım? Şu 3'ü buraya alalım. 1 artı logaritma 2 tabanında x yapsın. Bu da ne eşittir logaritma 2 tabanında 3 x 4. Şu 1'i oyuna sokalım. Ona logaritma 2 tabanında 2 diyelim. Sonra bu ikisini topladığın zaman logaritma 2 tabanında 2x yapar. Bu da ne eşittir? Logaritma 2 tabanında 3x 4'e. Tabanları eşit olan iki tane logaritma eşitse birbirine. O zaman içleri de birbirine eşittir. Şurada da diyelim ki 2x eşittir 3x eksi 4 ise bunu buraya atıp bunu da buraya atarsak x kaç gelecektir? 4 gelecektir. Yani doğru cevabımız Adana'dır. Şimdi bize bir eşitlik vermiş. Bu eşitliğe göre x'in y türünden eşit nedir demiş. O zaman mesela sağ tarafta tabanlar eşit olduğu için içlerini çarpabilirim. O zaman logaritma 5x artı y ifadesi ne eşittir? Logaritma x çarpı 2y eşittir. E, tabanları eşit olan iki logaritma birbirine eşitse o zaman içleri de birbirine eşit. O zaman ne diyelim? 5x artı y eşittir. 2xy diyelim. Şimdi x'in y türüne eşitliğini demek. x'i yalnız bırak demek. x'i yalnız kalsın demek. O zaman x'i yalnız bırakmak istiyorsak ne yapalım? Bunu bu tarafa atalım. x'li terimleri bir tarafa toplayalım. 2xy eksi 5x. Ne eşit? y'ye. Sağ, sağ tarafı x parantezine alır. 2y eksi 5 yazarsak y'ye eşittir. Daha sonra da her iki tarafı 2'ye eksi 5'e bölersek y bölü 2'ye eksi 5 yapacaktır. X'in karşılığı yani doğru cevabımız Bursa'dır. Şimdi bize bir fonksiyon vermiş. Toplamları çarpımlarına eşit. Ben bunlardan bir soruda bahsetmiştim. Böyle bir soru gelmişti. Çözümünü yapmıştık. Bunlar özel fonksiyonlardır. Toplayınca çarptığınız fonksiyon logaritma fonksiyonudur. Bakın bu fonksiyonu biz fx eşittir logaritma atamanı x kabul edersek bu fonksiyon her zaman doğru gelecektir. Bakın deneyin be. Fx çarpı y ne demek? Logaritma a tabanında x çarpı y. Peki fx ne demek? Logaritma a tabanında x. f ne demek? Logaritma a tabanında y. O zaman siz bu ikisini topladığınız zaman ne eşit oluyor diyorsunuz? Üsttekine eşit oluyor. Peki bu ikisini toplanınca ne yapar? Logaritma a tabanında x y yapar. Gerçekten de bu ikisi birbirine ne oldu? Eşit oldu. O zaman bu şartı sağlayan bizim fonksiyonumuz logaritma fonksiyonudur. Toplanınca çarpılan bir de çarpılınca toplanan var. O da üstel fonksiyon. O da şöyle arkadaşlar. fx artı y eşittir. fx çarpı fy şeklinde veriyorsa bu fonksiyonu ne kabul edin? Üstel fonksiyon kabul edin. Yani iki tane var aslında. Çarpılınca toplanan, toplanınca çarpılan. Aklınızda böyle tutabilirsiniz. Şimdi fx kübün fx cinsinden değeri demiş. O zaman fx küp bizim fonksiyonumuza göre nedir arkadaşlar? Logaritma a tabanında x küptür. Peki fx de logaritma a tabanında x'ti. Şimdi ne yapalım? Şuradaki 3'ü öne alalım. O zaman bu ifade ne yaptı? 3 tane logaritma a tabanında x yaptı. Yani ne olmuş oldu? fx'in 3 katı olmuş oldu. 3 tane fx e eşit olmuş oldu. Peki cevabımız hangisidir o zaman? C handır diyebiliriz. Şimdiki sorumuzda x ve y birer pozitif gerçel sayı olmak üzere bu şekilde ifade etmiş. Buna göre x kare artı y kare nedir demiş. Şimdi logaritma 2 tabanında x artı şimdi şöyle bir şey yapalım 2'yi içeri alalım logaritma 4 tabanında y kare yaptı bu da 4'müş şimdi şu arkadaşın ve şu arkadaşın ikisinin de karekökünü alırsanız logaritma 2 tabanında y yapacaktır bunu hemen hemen karşılaşmışsınızdır bolca çözümlerde ben bunu öyle uyguluyorum yani bir daha söyleyeyim isterseniz logaritma a tabanında b ile logaritma a kare tabanında b kare bir eşittir ya da istediğiniz kadar tabanın ve içinin kuvvetini alabilirsiniz. Kök A tabanına kök B ile diyebilirsiniz. E bunlar topa, toplandığı zaman tabanları eşitse içlerini çarpıyoruz. O zaman x çarpı y diyoruz. Kaç eşit? 4. E. O zaman yapalım meşhurumuzu. 2 üzeri 4. O zaman x çarpı y kaç geldi? 16 geldi. Doğru mu? Peki bir de bir de ne vermiş? x artı y'yi vermiş. x artı y de kaçmış? 10'muş. Çok güzel. Özdeşlik sorusuna döndü şimdi. Şimdi bakın 3 tane şey var burada. İkisini biliyoruz. Üçüncü soruyor. O zaman biz x artı y'nin parantez karesini alırsak ne gelir? x kare artı y kare artı 2xy gelir. x artı y kaçtır? Toplamları al karesini sona haricim. 100. x kare artı y kare soru işareti artı 2 tane xy yani 32. 32'yi buraya atarsak cevabımız ne gelecektir? 68 gelir diyebiliriz. Şimdi 3 tane eş dikdörtgen var ve bunları çakışacak şekilde üstleri belli yerleri çakışacak şekilde üst üste koymuş. Ve en uçtan en uca kadar mesafe olarak da logaritma 27 tabında logaritma 3 tabında 27 demiş. Buna göre x nedir diye sormuş. Şimdi dikkatli bakın şu mesafeleri 2 kere denk getirmiş. Şu mesafe 2 kere denk gelmiş. O zaman biz şimdi toplam çubuğumuzun uzunluğu aslında x artı Logaritma 3 tabanında 2 diye düşünebiliriz. Bunun tamamı bir çubuğumuzun uzunluğu x artı logaritma 3 tabanında 2. Şimdi bundan 3 tane var desek. O zaman biz şurayı ve şurayı iki kere hesaplamış oluruz. O zaman eksi logaritma 3 tabanında 2. Eksi logaritma 3 tabanında 4. Sanki kesişim kümelerini çıkarıyormuşuz gibi düşünün. Bu da ne işte arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında 27'ye. O zaman bu ikisini öbür tarafa atalım. O zaman logaritma 3 tabanında 2. Hatta attığınız zaman artı geçecek. Artı geçince içlerini çarpacağız. 2 çarpı 4 çarpı 27'dir diyebilirim. Değil mi? Sol tarafta nedir arkadaşlar? 3x artı hatta bunu dağıtarak yazayım. 3 tane logaritma 3 tabanında 2. Doğru mu? Bunu da buraya alalım. O zaman 3x artı logaritma 3 tabanında 8 eşittir logaritma 3 tabanında 8 çarpı 27 yaptı. E şimdi bu bu tarafa geçsin. O o tarafa geçtiği zaman arkadaşlar ne yapacak? Çıkarma olarak yansıyacak. 8 çarpı 27 eksi logaritma 3 tabanında 8. E, çıkardığınız zaman bölersiniz. O zaman logaritma 3 tabanında 8 çarpı 27 bölü 8 yapar. 8'ler de gider. Sağ taraf ne yaptı? Logaritma 3 tabanında 27 yaptı. E, bu da kaç eşittir? 3'e. E, sol tarafta 3x. O zaman x buradan kaç gelecektir? 1 gelecektir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Adana'dır. Şimdi aşağıdaki şekilde yatay ve düşey kutuların içindeki sayıların toplamı birbirine eşittir. Yani bu arkadaşın bu arkadaşın toplamı 2 artı 4 bölü lnx ifadesi eşittir lnx eksi 1 e. eksi 1 artı lnx'e. Bu şart sağlayan x'in abici değerler kümesini sormuş. O zaman işlemi yapacağız. Şimdi eksi 1 buraya attık. 3 artı 4 bölü lnx eşittir lnx yaptı. Mesela ln x'e isim verelim. Sen kardeşim t'sin diyelim. 3 artı 4 bölü t eşittir ne yaptı? T. Payda eşit O zaman 3 t artı 4 eşittir t kare yapar. Hepsini sağ tarafa atalım. O zaman t kare eksi 3 t eksi 4 eşittir 0'dır. O zaman çarpanlarına ayıralım. t eksi 4 t artı 1 eşittir 0. O zaman ne yaptı? ln x bir 4 geldi. Bir de ln x ne geldi? Eksi 1 geldi. O zaman meşhur hareketimizi yaparsak burada aslında e vardır. x bir e üzeri 4'tür. Bir de x nedir arkadaşlar? 1 bölü e'dir. O zaman 1 bölü e ve e üzeri 4 olan ya da e üzeri eksi 1 ile e üzeri 4 olan cevap hangisidir? Denizidir. Sorumuzda a, b ve c sayılarının ifadelerini logaritmi cinsinden vermiş. Buna göre a, b, c sıralamasını doğru şekilde yapınız demiş. Şimdi mesela ne söyleyebiliriz? Tabanları aynı olduğu için logaritmalar çarpılabilir. O zaman logaritma kitabında kök 42'dir. Bunu da nasıl yazarız aslında? 42 üzeri 1 bölü 2 diye düşünürsek bu arkadaşı. 42 üzeri 1 bölü 2 diye düşünürsek. 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında 42 yapacaktır. Şimdi aynı şekilde bu ifade nedir arkadaşlar? Logaritma 5 tabanında kök 150'dir. Bu arkadaş da 1 bölü 2 logaritma 5 tabanında 150 yaptı. Aynı şekilde bu arkadaş mesela ne yapacaktır? Logaritma 3 tabanında kök 85 yapacak. 85'i de 1 bölü 2 diye alırsak kuvvetini. Logaritma 3 tabanında kaç yaptı? 85 yaptı. Şimdi logaritmaların yaklaşık değerlerini bulmak istiyoruz. Hani bizim sürekli söylediğimiz bir şey vardı. Mesela logaritma A tabanında B demek. A'nın kaçıncı kuvveti B'dir sorusuna cevap verir. Yani logaritma 4 tabanında 70 gördüğünüzde bu yaklaşık olarak nedir mesela? 4'ün kaçıncı kuvveti 70'tir diye düşündüğünüzde mesela 4'ün kübü 64'tür. Doğru mu? Yani 4'ün 4. kuvveti 256'dır. O zaman biz buraya ne deriz? 3 küsürdür deriz. Yani 3 ile 4 arasında. Şimdi bu mantıkla ilerlersek logaritma 2 tabanında 42 için 2'nin kaçıncı kuvveti 42'dir diye düşünseniz 5. kuvveti 32 yapacak. 42 32'den büyük olduğuna göre 64'ten de küçük olduğuna göre demek ki kaç küsürdür? 5 küsürdür. Demek ki bizim ifade elde ettiğimiz ifade bu ifade neymiş arkadaşlar? 1 bölü 2 tane 5 küsür bir ifade. Şimdi geldik B'de. B'deki logaritma 5 tabanı 150 demek. Bu da 1 bölü 2 çarpı 5'in kaçıncı kuvveti 150'dir diye düşünürseniz 3 küsürüncü kuvveti değil mi? 5, 25, 125 de ilerliyor. Aynı şekilde bu ifade de 1 bölü 2 çarpı, şimdi logaritma 3 tabında 85 demek, 3'ün 4. kuvveti 81 yaptığına göre 4 küsürüncü kuvveti. O zaman buradan bizim karşılığımız ne gelecek? A büyüktür, C büyüktür, B gelecek diyebiliriz. A, C, B yani doğru cevabımız Bursa'dır. Şimdi bu şekilde iki tane eşitlik vermiş. Buna göre m çarpı n nedir demiş. Şöyle bir şey yapabiliriz istersek. Şimdi tabanın ve içinin aynı anda istediğimiz kadar kuvvetini alabiliyorduk değil mi? Logaritma a tabanında b eşittir. Logaritma a kare tabanında b kare diye yazabiliyoruz. Ya da kare kökünü alabiliyoruz. Şimdi o zaman ilk eşitlikte logaritma mesela ne yapalım? 16 tabanında m artı bir sonraki site logaritma 16 tabanında ne yapacaktır? n üzeri 4 yapacaktır. Bu da kaç eşitmiş? 2'ye. O zaman logaritma 16 tabanında m çarpı n üzeri 4 ne yaptı? 2 ve ben ne diyebilirim buradan? Şu meşhur hareketle m çarpı n üzeri 4 eşittir 16'nın karesidir Şimdi aynısını bir altta yapalım aslında. Logaritma 16 tabanında n artı. Şimdi burada da yine bu ikisini karesini alalım. Logaritma 16 tabanında m üzeri 4 yaptı. Bu da kaçmış? 3'müş. O zaman tabanlar aynıysa içleri çarpalım. Logaritma 16 tabanında n çarpı m üzeri 4 gelsin. Bu da ne yaptı? 3 yaptı. Şu hareketi yaparsak n çarpı m üzeri 4'e de ne diyelim arkadaşlar? 16 üzeri 3 diyelim. Şimdi bizim elimizde iki tane veri var. Şimdi onu ben başka renge geçeyim. Kırmızıya geçtim. m çarpı n üzeri 4 dediğiniz şey 16'nın karesi. n çarpı m üzeri 4 dediğiniz şey de 16'nın kübü. E peki biz bunları karşılıklı şu şekilde çarparsak. Sol tarafta ne var? M üzeri 5 var. Bir de N üzeri 5 var. Sağ tarafta 16 üzeri 5 var. Buradan ne anlarsınız? M çarpı N'in 16 olduğunu anlarsınız. Yani doğru cevabınız Edirne'dir. Şimdi bize ne vermiş? 2 üzeri A ve 5 üzeri B'nin 3 olduğunu buna göre logaritma 27'nin A ve B türünden eşit nedir demiş. Şimdi bize verdiği bu üstel fonksiyonları logaritmik fonksiyonları çevirelim. Yani 2 üzeri A eşittir 3 ise ben buradan nasıl yorum yaparım? Logaritma 2 tabanında 3 eşittir a'dır derim. Aynı şekilde 5 üzeri b eşittir 3 ise derim ki logaritma 5 tabanında 3 eşittir b'dir derim. Şimdi benim elimde bunlar var ve bana ne soruyor? Logaritma 27. Şimdi benim taktiğim şu açıkçası. Burada en çok kullanılan sayı hangisi? Şurada 3 değil mi? O zaman gidiyorum logaritma 27'yi 3 tabanda yazıyorum. Logaritma 27 ne demek? Logaritma 27 bölü logaritma 10 demektir. Ben şimdi bunları 3 tabana çeviriyorum. Yani logaritma 3 tabanında 27 bölü logaritma 3 tabanında kaç yaptı? 10 mu yaptı? Şimdi 27 3'ün kübüdür. 3'ü başa aldık. Üst taraf 3 oldu. Alt taraf logaritma 3 tabanında 2 ile logaritma 3 tabanında 5'in toplamı şeklinde yazılacak. Mesela şimdi ne diyebiliriz? Logaritma 3 tabanında 2'yi soruyor ama veriyor ama yani 2 tabanında 3 veriyor 3 tabanında 2'yi istiyor o zaman burasına 1 bölü a diyelim. Mesela logaritma 3 tabanında 5 e de ne diyelim 1 bölü b diyelim yani bunun tabanıyla içinin yer değişmiş hali. O zaman ne oldu 3 bölü 1 bölü a artı 1 bölü b oldu. Buradan da işte burada payda buraya b buraya a yazarız alt taraf ne yapar 3 bölü a artı b bölü ab yapar. Sonra bu ters çevrilir. 3ab bölü A artı B çıkar sorumuzun cevabı. Yani doğru cevabımız Bursa'dır.